kendilerine bir... Bir katı var mı? Katı nasıl var ola? Senede bir sefer toplanıyor. O zaten belirli bir kar olayıyla toplandı. 11 yok. 22 paket yarım kilo 11. Hadi çay istiyorum. Ya biliyor değil mi? En küçük daha kekiği var. Bakayım çubuk mu olayım? O zaman bakalım. Kaç kahve? Böyle bir tane büyük vereyim. Güzel bir. Ayrı ayrı mı? Tamam bayağı. Bakıyorum. Çok eski, 1891'de Diyarbakır'da Gayrimüslim isminde bir kişinin bitkisel droglarla bu dükkanın ismiyle özdeşleşen bir isim. 75-80 senedir de biz çalıştırıyoruz yani. Yaklaşık 40 senedir ben kendim çalışıyorum. Bizim büyük biraderle beraber bu işi yürütüyoruz. Tabii yani şimdi insanların kış aylarında müzmin hastalıkların baş gösterdiği bir ortam. Soğuk algınlığı, grip, nezle, öksürük bunlar ruvaşta olan bir kış aylarındaki rahatsızlıklardır. Bunları tedavi içinde ister istemez bizim önerdiğimiz şeyler vardır. Yani ıhlamurdur, tarçındır, zencefildir, zerdeçaldır, hatmi çiçeğidir, ada çayıdır, dağ çayıdır. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici şeyler öneriyoruz. Onları tavsiyede bulunuyoruz. Onlarla onlara faydalı olan drogları tavsiyede bulunuyoruz. Yani. Soğuk algınlığı için bir karışımımız var. Hacı Nahide çayı dediğimiz. İçinde 8 çeşit malzeme vardır. Onları veriyoruz. Onları kullandıklarında bu saydığımız rahatsızlıkları bir direnç kazandırıyor ve atlatıyor. Kısa zamanda hastalığını atlatıyor yani. Biliyorsun bu bitkisel tıp alternatif yani normal bildiğimiz tıptan alternatif tıp olarak işte bitkisel olarak yani destekleyicidir. Biraz daha doktorlarımız yavaş yavaş bu tür bitkisel droglara inanıyorlar, gönderiyorlar, kendileri gelip alıyorlar, kullanıyorlar. Yani demek istediğim zararsız droglarla tedavi şekline gidiyoruz yani. Kanserli hastalıklarda bizim önerdiğimiz tabii ki bir takım ilaçlar var ama yani bu kanseri yok edecek bir tarzda bir şey değil. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bazı önerdiğimiz ilaçlar var. O önerdiğimiz ilaçları kullandırdığımız zaman o hastalığa karşı bir mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki yaşam farklıdır yani. Verdiğimiz o hastaların... İşte kanserin türüne göre değişiyor. Faydalı olan kanserli hastalarda verdiğimiz ilaçları biraz daha etki olayını gerçekleştiriyor. Metastaz yapmışsa o ilaçları pek fazla da bir faydasının olduğunu söyleyemiyoruz yani. O yüzden bildiğimiz, inandığımız ilaçları tavsiyesinde bulunuyoruz yani. Yoksa düşer şaşacağım.